İyi akşamlar arkadaşlar. Katılan arkadaşlarla sohbet ederek başlayalım. Konumuz arkadaşlar toplandıktan sonra konuya gireriz. Bu arada kafanızda sorular varsa ya da kafanıza yatmayan, anlattıklarımızın içinde bu benim kafama yatmadı dediğiniz şeyler de varsa bunları da buradan yazabilirseniz şu an okuyabiliyorum. Atacan hoş geldin. Çiğdem hoş geldin. Şimdi hepinizi tek tek söylüyormuşum. Mustafa hoş geldin. Canan hocam hoş geldin. Buradaki eğitimlerimiz, yani daha doğrusu sohbetlerimizin tamamı sizin kendinizi tanımanız için. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani burada birçok insanın farklı beklentileri de olabilir. Yani işte geçen gün söylemiştim, Anunnakiler kimlerdir falan. Yani Anunnakiler yeryüzüne gelmiş, altın aramış, sonra bizi yapmış, gitmiş falan. Gündüz yaptığımız meditasyon, evet, ama saatimiz doldu. Onu tekrar yapacağız. Önümüzdeki günlerde hani hep yeni bir şey size aktarmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca Türkiye'de yapılmamış şeyleri, yani Türkiye'de hani herkesin yaptığı şeyleri yapmamaya gayret ediyorum. Burada bütün gayemiz sizin kendinizi tanımanız ve sizin kendinize fark etmeniz için buradaki uğraşımız. Yani şu da, yani mesela Kur'an-ı Kerim'in tefsirini anlatsam ne işinize yarayacaksa, yani ama Kur'an-ı Kerim'le sizi özdeşleştirirsem çok işinize yarar. Yani her şeyin sizde sırlanıp gizlendiğini öğrenmeye başladığınız andan itibaren sırların kendinizi okumayı öğretmeye çalışıyorum. Yani burada ben şunu anlatmaya gayret, ben çok bilgiliyim falan, hayır, bunu istemiyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu: İnsan üçe ayrılır: buz, su, buhar. Sen buz musun, su musun, buhar mısın? Yani bunu öğretmeye çalışıyorum. Geçen gün çakralarla ilgili mertebeleri anlattım. Yani burada sen kendini görmen için anlatıyorum bunları. Yani birinci çakradaki insan kimdir, ikinci çakradaki insan kimdir, üçüncü çakradaki insan kimdir? Sıradan yaşayıp gitmenizi istemiyorum. Bir ölüm diye bir şey yok. Yani bugüne kadar en çok korktuğumuz şey ölümdü. Her nefis ölümü tadacaktır yazdığında Kur'an-ı Kerim'de. O nefistir. Yani kök çakra, yani 0-7 yaş grubu çocukluğa ölür, o nefistir. 7-14 yaşına doğar. Yani biz daima ilerleyen varlıklarız yani. Lost dizisini izlediyseniz 6 sezon, her biri 18, 16, 18 bölümlük. Bu 6. sezonun 18. bölümün 3. şeyinde, yani eskiden şeydi, yani birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım diye. Üçüncü kısımda Doktor Jack ile babasının karşılaşması var. Yani bize en önemli örneği verecek olan o. Doktor Jack diyor ki, baba sen ölü değil misin? O da diyor ki, oğlum sen de. Yani sen de ölüsün diyor. Hani peki diyor, yani biz buraya toplandık diyor, geçiş mi yapacağız diyor. Hayır diyor, İlerleyeceğiz. Yani ilerlemeyi öğreneceksiniz. Siz çemberin içinde dolanıp duruyorsunuz. Çemberde kalıyorsunuz. Yani bu çemberi kırıp Elif olmayı öğreneceksiniz. Çemberde kalırsanız ilerleyemezsiniz. Devamlı hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemeye çalışırsınız. Çember ya da Elif. Elif düz bir çizgidir. İlerleyen insanın yürüyüşüdür. Çember normal halkın yürüyüşüdür. Yani sabah kalkar, işe gider, akşam gelir, yemeğini yer, televizyon izler, yatar, sabah kalkar, işe gider. Bu tip insanlarda, evet, diğer, yani günde iki tane şey yüklüyoruz, arkadaşa söylüyorum. Çünkü hepsini yüklersek
Hepsini birden izleyemezsiniz. Her biri bir saatlik çalışmalar bunlar. Yani onları da zaten YouTube için yapmadık ya da hani burada canlı olsun ve bir bitsin istemiştik. Fakat arkadaşlarımızın birçoğu istifade ettiklerini söylediler. Öylelikle size yeniden oraya yükleme yaptık yani. Onu da gene bir arkadaşımız sağ olsun bu konuda destek oluyor. Şimdi sizin dünyaya inmeden evvel bulunduğunuz yer ruhlar alemi. Şimdi siz beden değilsiniz. Yani bunu 100.000 defa söylemişimdir ama hala siz kendinizi beden zannediyorsunuz. Ben beden değilim, ben duygularım değilim, ben düşüncelerim değilim. Peygamber Efendimizin akşama kadar çektiği tesbih budur. Yani ben değilim diyor yani. Ben değilim. Bunu yapan ben değilim. Bunu söyleyen ben değilim diyor yani. Burada sizin öğrenmeye çalışacağınız şu, ben kimim? Hindistan'a giderseniz herhangi bir tapınak sizi kabul ederse orada, yani böyle ticari tapınaklar da çok yani. 8 bin dolar ödüyorsunuz, gidiyorsunuz orada bir ay, 2 ay kalıyorsunuz falan yani. Ama gerçek tapınaklara gittiğinizde sizi kabul etmezler. Yani normal, yani parayla olan bir yer değil, orası gönülle olan bir yer. Yani sizi oradaki testlerden geçirdikten sonra sizi evet yani burada kalabilirsiniz diyebilirler. Şimdi biz yukarıdan aşağı indiğimiz kısım bedenlenme kısmı. Yani bedenlenmek için yeryüzüne indiğimizde bu varlığımızın hakikatini öğrenmek için. Yukarıda her şeyi biliyoruz. Aşağı geldiğimizde unutuyoruz. Bunu da Babaziz filminde çok önemli bir filmdir. Hep not tutun diye istiyorum ama Babaziz filminde dede oğul torununa diyor ki biz diyor hani yeryüzüne indiğimizde diyor yani şuradaki çizgi ne diyor. Şimdi diyor bedenlenip dünyaya indiğimizde bebekken diyor melekler gelir ve bütün bildiklerini unutturmak için diyor şöyle yapar diyor sus. Şunu yaptıktan sonra diyor siz diyor her şeyi unutursunuz ve 0 kilobayt bir bilgisayar gibi yeryüzünde yeniden her şeyi öğrenmek için gelirsiniz diyor. Bu yüzden bizim buradaki çalışmamız ne fazla size işinize yaramayan bilgileri yüklemek ne de işte uzaylıları ya da Agartalıları, Lemuryalıları yani hani tabii bunların hepsini araştırın, inceleyin. Yani ben bunları araştırmayın demiyorum. Ama bizim çalışmalarımız şudur. Kendini tanıma, kendini kullanma kılavuzu. Bizim hedefimiz sizin ne olduğunuzu ve nasıl kullanacağınızı ve nereye gideceğinizi, nereden geldiğinizi. Bunları en basit bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Yani ne kadar basit olursa sizin anlama yetinizi hani o kadar. Çünkü burada mesela İşte mesela 28 kişi var. 28 kişinin beklentisi ve algılama kabiliyeti birbirinden çok farklı. Ama biz hepsini ortak bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Mesela atomu anlatıyoruz ama burada kaç kişi atomla ilgili bilgiye sahip ya da atomu hayal edebiliyor? Yani bizde derken mühendislerde şey vardır. Uzayda düşünme diye bir şey olayları var. Mesela uzayda düşünme. Uzayda düşünme dediklerinde onlarda mekan yok onlarda. Uzayı düşün, hiçbir mekan yok. Orada onu yaratmak için uğraşırlar. Yani Allah Allah, hani uzayda düşünme nedir acaba? Hani işte orada bir şeyi yaratacaksın uzayda ama mekan yok. Yani bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey vücudun sırrına varınca bütün alemin sırrına erersiniz. Vücudun sırrına varınca bütün alemin sırrına erersiniz. Demek ki yapacağımız şey neymiş? Kendimizi tanımak. Kendi bedenimizi tanımak. O yüzden Cebrail'le Hazreti Muhammed karşılaştıklarında
Oku 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 diyor. İkra, ikra, ikra diyor yani. Çok fazla Arapça kullanmayı da sevmiyorum. Baştan söyleyeyim yani. Bu Kur'an-ı Kerim bilgisi olduğu için bunları söylüyorum. Yani ama üç defa niye oku diyor yani. Bir defa da diyebilirdi. Yani üç defa demesinin sebebi, neden biz elimizi üç defa yıkıyoruz? Üç defa ağzımıza, üç defa burnumuza, üç defa yüzümüze falan. Buradaki üçlük, yani nasıl Hristiyanlarda baba, oğul, kutsal ruh, bizde de Allah, Muhammed, Ali'dir. Yani ama biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Öğretmediler. Üçlük efali sıfatı zatıdır. Bütün faaliyetler, bütün sıfatlar ve bütün zatlar onundur. Ondan gayrı da bir şey yoktur. Yani bunu öğretmek ve anlatmak için, sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmak için, yani bu üçleme. Arkadaşlar, insan kendi sırrına erdiğinde, yani düşünsenize, hiçbir yazıda, hiçbir kitapta Sırat köprüsüyle diyafram olduğunu yazmaz. Yani hiçbir kitapta bulamazsınız. Bunlar ledün ilmidir. Yani kulaktan kulağa, bilenin bilmeyene, yani bilenin öğretmenin öğrencisini anlattığı ilimdir. Yani Sırat köprüsünü hep bugüne kadar hep ölünce öbür tarafta gideceğinizi zannediyorsun. Öbür taraf, öyle bir şey düşünmeyin. Öbür taraf hiçlik sınırıdır. Hiçlik. Şimdi kaç yaşındaysanız bugüne kadar size toplum, aileniz, öğretmenleriniz, çevreniz ne öğrettiyse onların toplamısınız arkadaşlar. Yani bugüne kadar size öğretilen bilgiler toplamısınız. Size yüklenmiş bilgiler toplamısınız. O yüzden ben mümkün olduğunca öğlen meditasyonlarında son kısımlarda size yükleme, yani sevgi üzerine, başarı üzerine, işte kendini gerçekleştirme üzerine yüklemeler yapmaya çalışıyorum. Yani yeniden yavaş yavaş size format atmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü öyle kötü bilgiler yüklendi ki hayatınız ikilik üzerine kuruldu. Ben de öyleydim. Benim için de doğru ve yanlış vardı yani. Peygamber Efendimiz geliyor diyor ki tevhid var. Tevhid ne? Doğru ve yanlış. Üçgen düşünün. Doğru, yanlış. Üçgenin üst kısmı şöyledir. Tevhid. Doğru, yanlış. Tevhid. İkilik, birliğe dönmesidir. Yani hayatınız boyunca ikilikle yaşadığınız için dışarıyı eleştirdiniz, çevreyi eleştirdiniz. Yani planın İlahi bir plan olduğunu hiçbir zaman öğrenmeye gayret etmediniz. Sizin bu dünyada tek bir göreviniz var ya. Başka hiçbir göreviniz yok. Namaz kılmak. Hayır değil. O zaman oruç tutalım. Tutun. Kendinizi bilmek ve tanımak. Hz. Muhammed'le Cebrail karşılaştıklarında oku ben diyor ümmiyim. Ümmi anne demek. Ben dişiyim. Peygamber Efendimiz diyor ki ben dişiyim, anneyim, ümmiyim ve ona inananlara da ümmet denir. Bakın Muhammedi olan, Muhammed yolunda gidenlere ümmet denir. Diğerlerine denmez. Ümmi olanlardır. Onlar Muhammed yolundan gidenler. Bak gene ben dine dönmeye çalışıyorum ya. Bak Muhammed'in öğretmeye çalıştığı da yol, yani inanç yolu, anne dişi yolu, yani öğrenme, aktarma yolu. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden ben ümmiyim diyor yani. Ben bana yüklersen öğrenirim diyor yani. Bugün size çok ileri sırlardan anlatacağım. Ama anlayabildiğiniz kadar anlatmaya gayret ediyorum. Anlamayı anlat, yani kavrayabileceğiniz şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Peki diyor hani yükle bana da, hani ben bilmiyorum bir şey yani, hep bize ne de, ne diye çevirdiler, Peygamber Efendimiz cahildi yani, hani ya. Adam koskoca kervanlar yönetiyor, kaç ülke gezmiş,
42 yaşına kadar ticaretle, matematik, yani coğrafya, her şeyi biliyor. Yani adam çok çok fazla bilgili. Yani ama o her gittiği yerden gezdiğiniz zaman çok iyi anlarsınız. Ben gezince daha çok anladım. Aynı şehirde uzun süre kalarak bir şey öğrenemiyorsunuz. Yani Japonya'ya giderken ben niye gidiyorum acaba? Hani Hindistan'a giderken beni kim götürüyor acaba? Chicago'ya gittim, Houston'a gittim, Londra'da yaşadım. Avrupa'nın birçok ülkesinde gittim, oralarda kaldım, yaşadım. Niye gittim bilmiyorum yani. Yani turistik gezi yapmadım ben. Nereye gidersem orada bana bir yükleme yapıldı, bir bilgi aktarıldı. O an anlıyorsunuz ki oradaki insan yaşantısı, onların inanışları, siz nasılsanız suçluyor gibi konuşuyorsunuz. Suçluyor değil, yani bakın mesela suçluyor gibi konuşuyorum. Ben bir suçlama yapmıyorum. Kendinizi tanımanız için gayret ediyorum. Mesela siz suçlama üzerine algılıyorsanız kendinizi, o geri sizin algı yeteneğinizle ilgili. Yani buradaki 30 kişiye ayrı ayrı onların algılama yeteneğine göre bilgi anlatmıyorum. Diyorum ki Hazreti Muhammed Cebrail ile karşılaştığında üç okumayı soruyor yani. Bunlar nedir diyor. Ya bir tanesi diyor kendini okuma. Bedenini okuma. Sır sende gizli diyor. İkincisi sana verilen bir kader kitabı var. Dünyada 8 milyar insan var ve 8 milyar ayrı kader var. Hiç kimsenin kaderi birbirine benzemez. O zaman ne yapacaksınız? Kaderinizi okuyacaksınız. Niye erkek olarak geldin? Niye boyun posun, kaşın gözün bu? Niye bu ailede doğdun? Niye Türkiye gibi bir yerde doğma zorunluluğun oldu? Yani kader kitabını okuduğunuz zaman anlarsınız ki göreviniz, vazifeniz hepsi buraya göre hazırlanmış. Üçüncüsü ise yüksek makamdır. Ailemi okuma. Bütün alem hani işte yıldızlar, gezegenler vesaire. Evet, kendinize bakış açısına göre anlatıyorum. Ben asla kimseyi suçlamam. Ama şu var, bugüne kadar hiçbir zaman kendimizi aramadığımızı söylüyorum yani. Ben de arayışa girdiğimde 1991 yılıydı. Arayışa girdiğimde hiçbir ortada kimse yok, öğreneceğiniz bir şey yok, kitap yok, hiç baskılı metin yok, internet yok, Google yok, YouTube yok, hiçbir şey yok. Ama içinizden bir arayış doğmalı yani. Heyecan, hani ben niye indim, nereye gidiyorum? Boşuna yaşamayayım diye, hani arayışın içine girmeliyiz diye. Yani yoksa bana ne yani? İster suçlama olarak gören arkadaşlarımız kapatır çıkar yani. Adam beni suçluyor. Ben ne suçlayayım seni yani? Öğren diye uğraşıyorum. Anlattıklarımı kavramanız için gayret ediyorum. Şimdi üçüncü okuma biraz bin fenli insanlar için okumadır. O nasıl bir okuma? Astronomi, astroloji, fizik, kimya, ondan sonra işte kimya bilgisi, matematik bilgisi, yani birçok bilgiyi öğrenci. Hani bunun için de tıp da olmalı. Yani mesela kendinizi tanımaya başladığınızda bir doktordan fazla kendinizi bilmeniz gerekiyor. Ağrınızın veya vücudunuzdaki rahatsızlıkların sebep-sonuç ilişkilerinin. Yani ben bir tarihte Konya'da şeye çağırmışlardı. 81 tane TUS öğrencisi vardı. Yani TUS sınavına gireceklermiş bir gün sonra. Dediler hocam bize hani bir saatlik bir motivasyon semineri verir misiniz diye. Orada ben şunu sordum. Siz ne kadar doktor olursanız olun, kendinizi tanımadığınız zaman karşı taraftaki insanları tanıyamazsınız demiştim. Yani ve benim anlattığım şeylerin hiçbirini oradaki 81 tane doktorun hiçbiri de onaylamadı. Ve ben orada bir saat konuştum. Başarılı olmaları için konuştum.
insan yapısını anlattım falan ama onların hepsi de şu dedi. Hocam biz 6 sene uğraştık. 6 sene uğraştık. Okulu bitirdik. Ayrıca bir de şeye girdik. Staj yaptık yani hastanelerde falan. Ama sizin anlattıklarınızın hiçbirini biz duymadık yani. Yani tabii ki bu farklı bir yol. Yani insan bedenini anlatacakmışsınız. Evet. Rüyalar sizin hayatınızda öğretmenlerinizdir. Rüyada öğrenirsiniz. Yani çok önemlidir rüyada öğrenmek. Ve mana dediğimiz alem bu alemden daha ileridir. Kendimizi tanımak için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar ben onu anlatmaya çalışıyorum. Kendinizi tanımanız için önce kendini bilme ve tanıma, kullanma, hani kendini fark etme. Instagram'da Dünya Lite diyerekten bir arkadaşımız var. Yani geçenlerde benim 23 tane sırrımı paylaşmış orada. Girin Dünya Lite'ye, üye olun ve oradaki 23 sırrı tek tek okuyun. Yani elimizde çok fazla done var. Çok fazla evet, dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Olay şu, biz bir şey anlatıyoruz, bunun doğru olarak kabul etmeyin. Sizden ricam anlatılanların hepsi doğru değil. Girin internete, Google'a sorun, oraya sorun, buraya sorun. Yani birisi iyi derken birisi kötü diyor yani. Biz tevhid diyoruz yani. Ne iyi var ne kötü. Ne doğru var ne yanlış. Yani biz sizin ilk eğitimimizde hani bugüne kadar anlattığımız ilk çalışmalar ne? Çakralarınızı anlattık. Parmaklarınızı anlattık. Gözünüz, burnunuz, kaşınız, gözünüz neden yaratıldı? Onları anlattık. Yani sırat köprüsü dedik, diyaframın altı dünya, diyaframın üstü ahiret dedik. Ama ben bunu her gün papağan gibi anlatamam ki. Dünya Lite, evet Dünya Lite'ye girin. 23 sır orada okursunuz. Evet, tabii. Şimdi arkadaşlar, hepsini size gizleyen Rabbim aramak istiyorsan diyor, gidip bir yerde, başka bir yerde arama. Ne ararsan kendinde ara. Tekke'de, Haç'ta, Mekke'de değil diyor. Tekke de sensin, Mekke de sensin. Her şey sensin. Yani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Diyor ki her şeyi sana ibret olsun diye yarattım. İbret ders almaktır. Öğrenmek, ders öğrenmek. Yani her şeyi dediğinde yani işte bir zeytin çekirdeğini alıyorsunuz, dikiyorsunuz, çapalıyorsunuz, suluyorsunuz. 45 gün sonra oradan bir filiz veriyor. Böyle bir dal çıkıyor. Toprağı eşeliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz dikmiş olduğunuz o çekirdekten eser yok. Eser dala dönüşmüş. Yani elif olmuş. Anlıyor musunuz? Yani tohumların hep yapıları çoğu zaman yuvarlaktır. Yani ya da ovaldir. Yani insan da oval bir yapıya sahip. O kendinden vazgeçer. Tohum tohumluktan vazgeçer. Elif olur. Ve yukarıya doğru ilerler. Ne sağa, ne sola, ne dairesel ilerlemez. O yüzden buradaki eğitimlerimizin bütün gayesi sizi size fark ettirip sizi rahatlatmak. Ben geçen gün dedim ki sizin hiçbir suçunuz yok, günah da yok. Oo, bir sürü yazdı. Hocam nasıl işte günah yok ya? Ya sen inanıyorsan git devam et yani. Ben sana demiyorum ki ben senin içinin rahatlatman için değil, ben hakikati anlatmaya çalışıyorum. Günah unutmak demekti. Yani yaptığın her işte Allah'ın varlığını unutmak. Ben sana şah damarından yakınım diyor. Sen hep onunla berabersen, o zaman senin yapacağın tek şey var. Onunla beraber hayatını sürdürmek. Sen inanmadığın için onunla beraber değilsin. Tek olay o. Arkadaşlar, her zaman söylediğim bir şey vardı. Burası bir okul.
Üçüncü boyut okulu. Madde, mekan, zamana bağlı. Üç boyutlu, dualite sistemiyle eğitim veren, beşinci boyuta geçiş okulu. Yani geçemediğimiz zaman ne? Sınıfta kalıyorsunuz yani. Bu, hepsi bu. Bak üzülüyorsanız, kırılıyorsanız, yani hayatınız hep bir başkalarının size aktardığı bilgiler üzerine kuruluysa, yani yandınız yani. Yapacak bir şey yok. Gözden kaçırdığınız şeyleri anlatıyorum. Dışarı giderek kaçırırsın. Yani dışta kalırsanız, dışarıda olan bitenle ilgilenirseniz, dışarıdaki ne oluyor, ne bitiyor? Ya hiç mi bir şey duymayacağım? Seyret. Külli iradeye teslim olup cüz'i iradeden seyret. Senin bir yetkin yok ki ya. Senin hiçbir yetkin yok. Dışarı gidersen kaçırırsın. Aramaya çıkarsan kaçırırsın. Bulmaya çalışırsan kaçırırsın. Elde etmeye çalışırsan kaçırırsın. Senin etrafında hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Senin tarafında bir şeye ihtiyaç yoktur. Tanrısallık sana verilebilecek her şeyi vermiştir. Dünyaya bir dilenci olarak gönderilmedin. Dünyaya bir dilenci olarak gönderilmedin. Biz sevgiyi dileniyoruz. Ya iş dileniyoruz, para dileniyoruz. Ya sürekli bir dilenci içerisindeyiz zaten. Hükümdar olarak gönderildin. Yalnızca içine bak. Orada bir kral var. Sadece bazı anlarda bir yere gitme arzularından kurtul. Geleceği düşünme, geçmişi de düşünme. Burada ve şimdi de kal. Ve birden orada kalırsan her şey ortaya çıkar. Aslında hep orada olmuşsundur ve kahkahalara boğulursun. Eğer hakikate erer, hep orada olduğunu anladığın andan itibaren ya ben ne aptalmışım? Ben geçmişte bana yapılanlarla, affedemediğim insanlarla, işte geleceğin acaba ne olacak, ne yaşayacağım? Sen dünyaya Kur'an'da diyor, halife olarak yarattım insanoğlum diyor. Yani sen Allah'ın halifesisin, haberin yok. Yani bir de deminki arkadaşa gene biraz şey oldu. Ya kafam takıldı. Şöyle anlatayım. Burada söylediğim şeyler sizlere direkt irtibat eden şeyler değil arkadaşlar. Yani topluma anlattığım bir şey. Yani buradaki belki hepiniz Eren Evliyasınız yani. Ben ne bileyim sizleri. Yani siz dinliyorsunuz diye anlatıyorum. Yani size uygun değilse de zaten burası binlerce kişinin dinlediği bir yer değil yani hani siz Kubilay'ı da dinleyin bakın. Kubilay'ın da bütün şikayetleri aynı. Yani Hristiyanlıktan anlatıyor. Adama işte sen Hristiyan mısın? Misyoner misin? Adam işte cinsellikten bahsediyor. İşte sen şöyle misin? İşte yani seni şöyle zannediyorduk. Adam Budizm'den bahsediyor, Şamanizm'den bahsediyor. Sürekli yani sadece bizim sorunumuz değil. Aslında bütün bu anlatan insanların hücuma uğradığı yer şudur. Gerçeği duymak istemiyor hiç kimse. Çünkü sen kralsın. Biz bugüne kadar arkadaşlar Enel Hak var ya. Enel Hak kelimesinden çok korkardık biliyor musun? Ama ben ne zaman hakkı gördüm kendimde, o zaman dedim ki gerçekten Allah şah damarından yakın ve bizde gizli ve bunu anlatmak zorundayım. Yani çünkü anlatamazsanız görevinizi yapmamış olursunuz. Bugüne kadar erenleri, evliyaları, velileri hepsini de öldüren Müslümanlardır. Hiçbir Hristiyan ne Hallacı Mansur'u kafasını kesen mesela bu toplumun tamamı
Yani tamamı demeyelim de yani bu toplum sünni bir toplum. Ve Hanefi Hazretlerine inanırlar. Hanefi Hazretlerini kim öldürmüştür? Yani cezalandırıp öldüren kimdir? Sünniler. O zaman niye arkasından gidiyorsunuz? Yani madem o adam kötüydü, yanlıştı, hatalıydı, öldürdünüz. Arkasından niye dolanıyorsun? Yani bir şey olduğunda ben sünniyim. Değilsin. Yani bizim hayatımız o kadar cahil bir insan içerisinde gidiyor ki kitap okumadan başkalarının söylediği bilgilerle kendimizi alim zannediyoruz. Yani ben şöyle anlatayım size. Yıllarca bir yazarı sevdiğim zaman bütün kitaplarını okurdum. Sonra başka bir yazarı okurken, başka bir yazarı okurken birdenbire şunu anladım. Bir yazarın yazdığı kitap diğer yazarlardan okumuş okumuş onlardan yaratıcılıktan çok içindeki cümlelerden alınarak yazıldığını. Aa dedim yani adam çok güzel cümleler kurmuş birçok kişi yani hani ama dedim adam bunu da okumuş şunu da okumuş tarzı bu şuna benziyor yani şununla ilgili araştırmasını ona göre yapmış gibi. Bu sefer yorumlara girmeye başladım. Yani havadan yani Muhittin Arabi gibi hayatı boyunca 500 tane hiçbir yeri okumadan bir kitap yazan yani çok az. Yani mutlaka yazarların birçoğu bazı şeyleri etkilenerek oradan aldığı bilgilere göre yazmış. Ne zaman? Çok kitap okuduğunuz zaman anlıyorsunuz hani bunların etkilerini. Mesela içinizde Kıryonları okumuşsunuzdur. 11 cilt, 12. cildi de çıktı. Ya bir müddet sonra bir bakıyorum aynı cümleler içinde tekrar etmeye başlıyor. Ama siz Kriyon'un 11 cildini değil de iki tane, üç tanesini okursanız aa çok güzel. Osho da öyle. Osho hiç kitap yazmadı. Gurdjieff hiç kitap yazmadı. Öğrencileri yazdı arkadaşlar. Onun kitapları hep sohbetlerinden toplananlar. Yani adam ne kitap yazsın yani? Adamın umurunda değil yani hani. Adam insanlar aydınlansın, aydınlanmasın diye uğraşmıyor bile yani. Ama uğraşmadığı için size diyor hakikati göstermeye çalışıyor. Muhittin Arabi bakın yüzyılın yani en büyük alimlerindendir yani. Yüzyılın dediğim son milenyumun yani o son bin yılın 1200'lü yıllardan sonra yani onun üzerine tarikatlar falan gelmiştir ama Muhittin Arabi her zaman 300 tane öğretmeni olmuş yani. Düşünsenize 300 öğretmenden ders almış. Fakat öğretmenlerden ders aldıktan sonra öğretmenlere öyle bir bilgi yüklemiş ki bu öğretmenler onun öğrencisi olmuşlar. Ne kadar önemli yani. Aktardığımız bilgiler çok önemli yani. Tabii ki bütün kitaplara, bütün peygamberlere. Zaten mesela Muhittin Arabi'nin yolu odur yani. O yüzden 27 peygamberin Kur'an-ı Kerim'deki şeylerini anlatmıştır. Feyizlerini, ne anlatmak istediğini anlatmıştır. Biz başkalarından öğrendiğimiz bilgileri bir incelemeye başladığımızda bu bilgilerin tamamının toplumun çıkar ve isteklerine göre olduğunu anlarsınız. Hayatınız, yani yaşadığımız hayatımız bir yaşına kadar, yani 30 yaşına kadar, cahiliye dönemi yani, kabul ediyorum. Ama biz 25 yaşında, 22 yaşında evleniyoruz, hiçbir zaman hayatımızda mutlu bir an yaşayamıyoruz. Neden? Çünkü olgunlaşma yok, daha henüz olmadık. Hamız ham. Hamken evlenirsen her iki tarafta ham olursa her iki tarafta acı verir karşı taraftakine. Yani olgun nerede? Olgun olabilmeniz için şöyle bir 30'u geçmek, 30 yaşında ilerlemek. Ama biz o kadar hızlı yani bizim evliliklerimizin tamamı cinsellik üzerinedir yani. Adam cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için evleniyor. Başka bir şey için evlenmiyor ki.
Arkadaş için evleniyor, dost için evleniyor, birlikte bu hayatı sürdürmek için evleniyor, birlikte fotoğraf çekelim, birlikte bir sinemaya gidelim. Evet, yarım saat geldi ya, bir duraksama yaptılar. Bu da en yüksek aydınlanma demektir. Ayrım olmadığında bütünün bölünmelerle kaybolduğunda birliğe ulaşılır ve sadece bir kalır. Buna bir bile diyemezsin. Çünkü ikiliğin bir parçasıdır. Bir kalır ve iki demeden nasıl bir diyebilirsin? Önce ikiyi öğreneceksin. Bu şekilde birin kaldığını değil, ikinin kaybolduğunu görürsün. Yani buradaki iyi kötü, doğru yanlış, günah sevap, ikilikten kurtulmak için ikiliği öğrenmeniz lazım. Ben de şaşırdım ya. Yani o zamanlar işte 1994 yılındaydı, derse girmiştik. Hoca şunu sordu: yılan mı iyidir, kanarya mı iyidir? Bize nasıl öğrettiler? Yılan kötüdür, kanarya iyidir. Ben o zaman uyandım yani. Allah Allah. Ben bugüne kadar, bana yılan iyidir, fare pistir, ondan sonra kanarya güzeldir, İşte şu hayvanlar arasında bile her birinin yaratımının mükemmel olmasına rağmen biz onları bile ikiye ayırdık yani. Hani o kötüdür, bu iyidir. Yani hepsinin görevi farklı. Kötünün bile görevi farklı. İyinin de görevi farklı. Ama hepsi de ne iyidir ne kötüdür. Siz şer diyebildikleriniz içinde hayır, hayır diyebildikleriniz içinde şer vardır diyor. Yani ben bunu mesela yin yang çiziyoruz ya. Yin yang çiziminde ne vardır? Şöyle bir çizim var. Şöyle. Şöyle bir çizim vardır, yani yin yang çizgisi. Arkadaşlar, bu Budizmin işaretidir. Ama yani burada ayet vardır yani. Siyah çizginin içinde beyaz nokta, beyaz çizginin içinde siyah nokta vardır. Ayet ne? Şimdi dedik. Her şerde hayır, her hayırda şer vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Kur'an'da 31 yerde geçer. Ya arkadaş, bu adam da burada Budist. Yani sen bunu baktığında o ayeti göremiyorsan henüz daha gözlerimiz açılmadı demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani biz nereden öğreniyoruz? Yani biz elimizden geldiği zaman her şeyde onu görmeye gayret ettiğimiz için, burada da bana ne anlatıyor diye bakmaya gayret ettiğimiz için size bu bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Mesela Ra bilgileri diye 4 cilt kitap var. İçindeki bir yerine Allah koyun. Bakın, içinde bir şöyle dedi, bir böyle dedi. Ra bilgilerin içinde. O da zaten Elif yani, bir yani. Ama illa Arapça duymak istiyorsan hiç o birlerin yerine çiz, oraya Allah yaz. Al sana mükemmel bir din kitabı ya. Yani şaşırırsın yani, dersin ki gerçekten biz bu kitabı niye okumamışız dersiniz. Şimdi gene sizin şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim. Yani hayvanların birlikte olmasına çiftleşme denir. İnsanların birlikte olmasına da birleşme denir. Ama şu ana kadar toplumumuzdaki yani çoğu insan çiftleşmiştir ama asla birleşememiştir. Çünkü birleşmenin ne olduğunu bilmiyor. Bir olmanın, karşıdaki insanla bir vücut, bir ruh, bir varlık, birinin birinde erimesi gibi, bunu bilmiyor. Bilmediği için yapmış olduğu çalışma hayvanlarınkinden hiç farkı yok. Yani şimdi burada gene hani suçlama olarak anlatmıyorum. Farkındalığınızı artırmak için anlatıyorum. Yani birleşme ayrı bir şeydir yani. Yani her şeyle birleşmeyi öğrendiğinde, o zaman biz hep insanla birleşmeyi öğreniyoruz. Sokağa çıktığın zaman bir ağaca elini koy, onunla da birleşebilirsin. Bir köpeği seversin, onunla da birleşebilirsin.
Işığa bakarsın, güneşe bakarsın, onunla da birleşebilirsin. Birleşme sadece cinsellik demek değil ki. Yani anlatabiliyor muyum? Buradaki beden yapısı olarak tabii ki, ama biz eşrefi mahluk olarak geçiyor Kur'an'da. Birinci, ikinci, üçüncü çakrayı geçtikten sonra insan oluyorsun. Yani birinci çakra taşlar, mineraller, otlar, bitkiler, yani onlar hareket etmezler. Aynı yerde kalırlar. Orada o madde dediğimiz olay, onlar maddedir. Bir yerden bir yere hareket edemezler. Yani falan yerde işte güneş var, burada da işte ya kar yağıyor, yağmur yağıyor. Onların hareket kabiliyeti yoktur. O hep aynı yerde kalırlar ve birinci çakra varlıkları mineraller, yani taşlar, topraklar ve ağaçlar, bitkiler dikildiği yerde kalır. İkinci varlıklar, yani ikinci boyut varlıkları hayvanlardır. Bunlar zamanı, mekanı bilirler. Onlar zamanı bilmez hayvanlarda. Ve gördükleri şey tamamen iki boyutludur. Siyah beyaz görürler ve gördükleri şeyi beyinleri çok fazla algılayamazlar, ama kokuyla tanırlar. Yani hayvanların en güçlü tanıma duygusu kokudur. Kokuyla irtibat kurarlar. Şimdi koku deyince de yapılan bir araştırmada YouTube kanalında da bulabilirsiniz. Neden elimizi yüzümüze götürüyoruz diye. Yani çok güzel bir video yapılmış. Kiminle tokalaşırsak 4-5 saniye sonra şunu yapıyoruz. Tanıştığımız kişiyi eline tuttuktan sonra onun elinin kokusunu burnumuza çekiyoruz, farkında olmadan yapıyoruz. Ve bir daha karşılaştığımızda o kişiyi, "Aa, işte Ayşe Hanım merhaba," hani tanıyoruz, kokudan tanıyoruz. Bu değerli bir bilgi. İstemsiz olarak yapılan bir bilgi. Bir şey olduğunda hani onu direkt ağzımıza götürüyor ve kokluyoruz o tuttuğumuz bir şeyin. Yani kokuyor mu kokmuyor mu diye değil. Yani ya bu şöyle burnumuzu kaşıyoruz ya çenemizi kaşıyoruz, bu kokunun beynimize kaydolması için. Çünkü biz algılamalarımızı hayvanlardaki gibi kokuyla yapıyoruz daha çok. Yani göz görmüyor. %20 ışık alıyor içeriye. %80'ini beyin örüyor. Göz görmüş olsaydı arkadaşlar, çocuk doğar doğmaz görürdü. Çocuk bir sene yakın görmüyor ki. Hani siz şöyle şöyle yapıyorsunuz, böyle böyle bakıyor. Hani ay diyorsun, işte meleklere bakıyor. Ya da işte harekete bakıyor. Orada bir şey şöyle hareket ettiğine bakıyor. Yani onun dışında bir görme yok. Görme o hayatı anlayabilmek için aldığı her şeyi, tuttuğu her şeyi ağzına götürür. Tadına bakar. Buna yaşamın tadı denir. Yaşamın tadı hisseder, çiğner, sert, yumuşak, sıcak, soğuk. Bunları ağız beyine mesaj olarak gönderir. Beyin der ki, "Ha, bu sert." Demek ki bunu dokunma duyusu, ağzında laboratuvardır ağız. Hani bize çocuğun eline vururuz, çek elini oradan. Ya da çocuğun çiğneyeceği bir şeyleri veririz. Halbuki o tanımaya çalışıyor. O neyi tanıyor? Hayatı tanımaya çalışıyor. Yani siz hayatı tanıdığınızı zannediyorsunuz. Yani siz gördüğünüz şeyin hiçbiri gerçek değil ki. Biz her zaman söyleyeyim, üç boyutlu alemde hologram yapıyız. Holografik evren, holografik dünya diye çok güzel iki cilt kitap var. Bir açıp okursanız sizi size anlatmak için ideal bir bilgi. Yani holografik evren, holografik insan. Ha biz bu dünyada hani ilahi sisteme göre bir görüntü varlıklarız yani. Gerçek değiliz. Yani ikinci boyut varlıkları hayvanlar en boy görür ama derinlik yoktur onlarda. Yani en ve boy iki boyut üzerine vardır. En boy derinlik. Arkadaşlar, hayvanlar üzerine o kadar fazla bilgi var ki, hayvanların sırları, bitkilerin sırları falan, yani okudukça hayretler içine kalırsınız. Yani mesela beyninizle ilgili
Yüzlerce kitap var yani. Ama okuyabileceğiniz 5-6 tane mükemmel beyni anlatan, beyin nasıl bir şey olduğunu, nasıl yüklemeler yapıldığını, nasıl kontrol edildiğini. Hani şimdi diyeceksiniz ki ya hocam yani biz beyin kitabını okuyup ne yapacağız ki? Yani psikolog mu olacağız ya da beynimizi kendini tanıyacaksın yani psikolog. Zaten önce psikolog olacaksın kendi psikiyatrini tanıman için. Kendi ruh halini tanıman için lazım sana. Üçüncü boyut varlıkları arkadaşlar en boy derinlik. Yani madde, mekan, zaman. Şimdi hayvanlar bir yerde duramazlar. Ne yaparlar? Evet, Ramta'nın beyin kitabı süper. Özellikle hayvanlar zamanı bilmez sadece. Bir yerden bir yere giderler. Karınları acıktı mı karınlarını doyururlar. Onların böyle çiftleşme zamanları vardır. Çiftleşme zamanı geldi mi çiftleşirler. Ondan sonra artık onu unuturlar. Hani bizim gibi bir yapıya sahip olmadıkları için. Ama üçüncü boyut varlıkları arkadaşlar en boy derinlik. Burada derinlik çok önemli bir konu. Hayvandan insana geçiş konusudur bu derinlik. Mesela çok fazla bilgili veya çok az olayları açıp aktarabilen insanlara hani bazen şey der, aa, o adama git, o çok derin bir hocadır. Derin hoca, derin kelimesi var. Yani derinliği, şimdi derinlik 10 santim de derin olabilir, 1 metre de derin olabilir. Derinlik görecedir yani. Hani. Bu yüzden en boyu hayvan olarak algılarız. Ama derinliğimiz bizim eğer 5 santimse sığdır. Bir şey ne anlatırsan anlat anlamaz. Yani derin olmamız lazım. Derin düşünceli. Konuyu derinlemesine inceleyen. O yüzden insan derin bir varlıktır. Şimdi şeyden bahsedeyim. Derinlikle ilgili. Gövdemizin yan tarafından şöyle baktığınızda hani Hollanda'nın kaşar peynir tekerlekleri var ya hani. Aynı onun gibi bir şey düşünün. Gövdemizin bulunduğu alan, şu alan yandan baktığınızda peynir tekerleği gibi bir dairesel bir alanımız var bizim. Ve bu alan üzerinde iki kürek kemiğimizin tam orta kısmında farkındalık noktası dediğimiz bir farkındalık noktası var. Bu farkındalık noktası sabit durduğu için biz bu alemi algılayabiliyoruz. Farkındalık noktası iki kürek kemiğimizin arasında uzunluğu 30 santime yakın. Biz bu nokta sabit durduğu için bu alemde algılayabiliyoruz. Şimdi bu nokta sağa ya da sola kaydığında bunlar alkol aldığımızda ya da uyuşturucu aldığımızda kayan o farkındalık noktamız sırtımızdaki kayan bu insanlara mesela yolda karşılaştığımızda yani alkol almış böyle sürünüyor yerde deriz ki adam kaymış ya hani kayma kelimesi farkındalık noktasının kaymasıyla ilgilidir. O sağa ya da sola kayarsa bulunduğunuz alandan başka bir alana doğru geçiş yaparsın. Bir uyuşturucu kullandığınızda yani eroin kullandığınızda gördüğünüz görseller, gördüğünüz işte yılanlar, mesela çığlık atıyor, üzerine bir şey geliyor yani korkunç şeyler falan geliyor. Nereye doğru kaymış? Aşağıya doğru kaymış. Aşağıya doğru kaydığı için yerin altındaki diğer varlıklarla irtibata girdiği için ödü kopuyor. Yani ama diğer tarafa doğru kaysaydı okumanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki Üçüncü Göz kitabı, ikinci beden, Üçüncü Göz. Bu kitapların hepsini okuyun ama tabii bir de açıklamak gerekiyor. Yani siz mesela herkese bunu atıyorum. Ne anlatıyor? Tantra. En yüksek bilgelik. Yani bunu siz aldığınızda okurken en yüksek bilgelik olarak da okuyabilirsiniz.
Bunu okurken cinsel bir kitap olarak da okuyabilirsiniz. Ama bakış açınıza bağlı. Yani ben ilk defa Don't Look Down, Sakın Aşağı Bakma filmini öğrencilerime yüklediğimde bir öğrencimin eşi demiş ki, hocan sana porno film yükledi. Ya, arkadaşa bugün Kubilay Hoca'dan tutun diğer işte günlük canlı yayın yapan diğer öğretmenlerin hepsi bunu tavsiye ediyor. Biz 15 sene evvel bunu söylediğimizde dediler işte adam işte sakın aşağı bakmayı tavsiye ediyor yani. Demek ki bu insanların hazırlanabilmesi için 15 sene daha bir vakti varmış yani. Biz erken anlatıyoruz. Yani erken öğretmeye çalışıyoruz. Erken uyandırmaya çalışıyoruz. Şimdi üçüncü boyut varlıkları insanlar. Üçüncü boyut varlıkları insanlar çeşit çeşittir. Sığ, derin, daha derin. Şimdi ben size bir sır daha vereceğim. Yani biz mükemmel varlıklarız. Bildiğiniz gibi değil. Yani sizi oturayım ben bir ay hiç durmadan anlatsam bir sene anlatamam. Yetmez yani. Hani. Sağa ya da sola kaydığında bu kayma, alkol, işte uyuşturucuda kaymalardaki yaşadığınız deneyimler bir de farkındalık noktasının derinliğine doğru kayması var. İşte o da boyutlar arası gidiş geliş. O da sizde gizli. Gitmiyor muyuz? Herkes gidiyor. Yani bu çalışmalarda birçok kişi birçok boyutlar arası gidip döndüğünü ben şahit oldum yani. Yani bu anlattığım şeylerin hepsi hikaye gibi gelebilir size. Ama her zaman söylüyorum. Arkadaşlar ben deneyimlemediğim, görmediğim, hani birinin bana anlatıp da benim size anlattığım hiçbir bilgi yoktur. Yani asla birinden duyup öğrendiğim bilgiyi araştırır, incelerim doğruluğunu ya da hani kalbim mutmain olur. Yani oraya inanırım. Ondan sonra ben onu size inandırmak için uğraşırım. Ya da size aktarmak için diyelim. Yanlış oldu. İnandırmak yanlış bir kelime. Şimdi madde, mekan, zaman üçüncü boyut. Dördüncü boyut varlıkları arkadaşlar mana alemidir. Sevgi alemidir. Dördüncü boyutla üçüncü boyut iç içedir. Yani üçüncü boyuttan dördü yaşayabiliyoruz. Her zaman gidip geliyor dördüncü boyuta. Ama beşinci boyuta gidemiyoruz. Çünkü beşinci boyut alemi farklı bir alem. Yaratılmış olduğumuz yer dördüncü boyut. Aşağıların aşağısına attığım dediği yer dünya. Dünyadan tekrar cennete çıkabilmemiz için diyaframdan, sırat köprüsünden geçmemiz gerekiyor. Kalp çakrasına her şeyi karşılıksız olan olduğu gibi sevip ne yaparsan yap sevgiyle yap. Yani adam şarkı yapmış ne güzel ne yaparsan yap aşk ile yap diye. Yani biz onu oyun havası görüyoruz yani. Hani, halbuki bir bilgi aktarıyor size. Gerçekten ne yaparsan yap aşk ile yap yani. Bak sonuçları ne kadar güzel olacaktır. Yani siz bu toplumun ya da hani şu 20-20 yılının öyle değerli üyelerisiniz ki olay şu. Adım atmanız. Yani evren senin adım atmanı bekliyor. Talep etmeni bekliyor. Hani burada herkes şunu söylüyor. Hocam ne çekelim? İşte esmalardan neyi çekelim? Ya da yani ya ben bir kere hoca değilim ki. Ya, en büyük hatamız hoca yani ya ustayım ben yani. Yani Aikido ustasıyım. Dövüş sanatları ustasıyım. Dansta ustayım. Yani işte kendini tanıma ve bilmede ustayım. Ama hoca dediğiniz zaman adam Konya'ya gidiyorum mesela işte seminer vermeye gittiğimde hocam kaç defa hacca gittiniz yani? Ya sana ne benim kaç defa hacca gittiğim? Çok iyi Kur'an'ı anlatıyorsunuz. Kaç defa Kur'an'ı hatmettiniz? Yani sorular bununla ilgili yani. Biz bunu anlatmıyoruz ki. Ben Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyorum. Yani Kur'an nasıl diyeyim?
Kur'an'la insan hadisi kutsi de diyor ikiz kardeştir. Kur'an'ı anlarsan insanı anlarsın. İnsanı anlarsan Kur'an'ı anlarsın. Kur'an bir el kitabıdır. Bir kullanma kılavuzudur. Yani Kur'an'ın Türkçesini okuyun. Ha, Kur'an'daki Rabça olan sesler, yani Kur'an'daki ayetlerin çıkartmış olduğu seslerin hepsi evrene büyüdür. Yani emirdir evrene gönderdiğiniz. Ağzınızdan çıkan emir ne biliyor musunuz? Mesela birine gidin, çok güzelsiniz deyin, büyüdür bu. Karşı taraf onu anaylar kabul ederse büyülenmiştir. Bana ya çok güzelsin dedi. Çok mutlu oldum. Yani büyüle eşini büyüle mesela yani. Çok tatlısın, çok güzelsin. Senden daha iyisini görmedim. Yani o kadar güzel yemek yapıyorsun ki falan. Yani bir şey bul yani hani. Bu söylediğin her şey büyü. Eşini büyülemek içindir yani. Sen bayansan yani aslan gibi adamsın ya. Yani tuttuğunu koparırsın. Ben sana güveniyorum. Sen benim hayatımın en büyük şanslısın falan filan. Bu konuştuğum her şey büyü. Adam sokağa çıktığında şöyle yürür yani. Evde eşinden şey aldığı zaman böyle yani bir gaz aldığı zaman ağzını burnunu dağıtır herkesin gibi. Hani kendine bir güveni gelir yani. Ama şunu söylersen ay çok pısırıksın. Yani bir şey de beceremiyorsun. Ya ne aptal adamsın. Sen bu kelimeleri kullanırsan karşı tarafa o zaman sen aptalın karısı olursun. Daha kötü. Yani neyi kodlarsan karşı tarafa onun eşi olmak çok kötüdür yani. Hani sen eşini kötülemeye devam edersen senin hakkında bir kitap yazmaya kalkarlarsa o kişinin eşi diye başlık atmak zorundalar yani. Yani ya ama sen onu yüceltirsen, büyütürsen o da yücelir ve büyür. Kendine gelir. Kendini tanır. Yani buna benzer psikolojide şeyler vardır. Yani kadın şey adam şirkette müdürü azarlayıp duruyor, kızıyor ona. Hani işte çok kötü davranıyor. Adam böyle sinmiş vaziyette dışarıya çıkıyor. Morali bozuk. Otobüs şoförü diyor, hadi binsene kardeşim seni bekleyeceğiz diyor. Adam iyice siniyor. Eve gidiyor. Tabii o sinmenin öfkesini ne yapacak? Karısına bir tekme vuruyor. Ne biçim yemek yaptın diyor. Kadın oradaki enerjiyi alıyor. Çocuğa bir tokat vuruyor. Sen diyor hala oturmadın mı diyor. Çocuk bakıyor etrafına. Enerjisini aktaracak bir yer yok. Kediye bir vuruyor. Çekil ayağımın altından diyor. Herkes böyle birbirine negatifi böyle yükleyerek gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Niye pozitifi yüklemiyoruz? Niye o güzelliği o insanda açığa çıkarmıyoruz? Niye içindeki ışığı ve hayatı onurlandırmıyoruz? İçindeki prensesi onurlandırmıyoruz? İçindeki kralı onurlandırmıyoruz? İçindeki harikalığı onurlandırmıyoruz? Senin için hak, ondan gayrı da hiçbir şey yok. Seni Allah yarattıysa burada yiyip içip yani işe gidip gelmen için yaratmadı. Size iş vereceğiz, eş vereceğiz, çoluk çocuk vereceğiz diyor Kur'an'da. Ama diyor bunlar sadece dünyada oyalanmanız için. Sizin elinizden işi alsalar, birlikte olacağınız insanları da alsalar, mekanı da alsalar, siz havada böyle uçarak yaşayan bir varlık olsanız, yani bir yere konmadan yaşayan bir varlık olsanız, bütün yaratılışın gayesi kaybolur gider. Yani yaratılışın bir gayesi var. Bunu ancak üçüncü seviyeye çıkmış, kainatı okuyan insanlar da bunu anlayabilirler. Ama sen daha bedenini okuyamıyorsan, kader kitabını ne için yaratıldığını okuyamıyorsan, şu an kesilecek arkadaşlar, 25 saniyemiz var. Maalesef ve maalesef üçüncü okumayı yapman mümkün değil. Size ne söylerlerse onu aktarırlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Zamanınızı alıyorum. İyi ki varsınız. Sevgiyle, muhabbetle size yardımcı olmaya gayret ediyorum. Hoşçakalın.